Efendim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mardin'de konuşuyor. Gidelim. Bizim teknoloji transferiyle yerleştireceğimiz 3 aşıdan birisi de kuduz aşısı. Diğer 2 aşı da biliyorsunuz hepatit A ve su çiçeği. Dolayısıyla aşı açısından herhangi bir sorunumuz yok. Vakalarımız açısından hastaneye müracaat eden hastalarımızda da bir artış olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Evet. Bakanım, benim 2 sorum olacak. Bazı şeylerde İslami'yle tutma şikayetleri var. Bir salgın durumu söz konusu, buna ilgili bir görüşünüz alınır. Bir de telemedicine uygulamasıyla ilaç raporu ve ihtiyaçlara hastaneye girilmeden ulaşılabiliyor. Bu uygulama tam olarak nedir? Ben ishal durumu ile ilgili biliyorsunuz yer yer bölgesel şebekeden, su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Ve halk sağlığı ekibimiz sahada yaygın bir şekilde analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Klorlamayı yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde filyasyon yaparak, kaynağına inerek kaynağını ortadan kaldırmak noktasına da bir gayrette çaba içinde oluyoruz. Bir salgın, genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil. Telemedisinle ilgili özellikle online, uzaktan hastanın hastaneye gelmesini mümkün olduğunca azaltmak için yapılan, gerektiğinde uzaktan rapor ve reçete ihtiyacını özellikle takipli hastalar için, kronik hastalar için son derece önemli. Hatta belli hastaları, takip ettiğimiz kronik hastaların laboratuvar tetkiklerini önden o talebi yaparak daha sonra sonucu gerektiğini uzaktan göstermek üzere, özellikle kronik hasta için söylüyorum, hastaneye gelişi mümkün mertebe azaltabilecek bir yaklaşım tarzı. Bunu aile hekimliği dahil olmak üzere, yaşam dediğimiz yaş alma merkezlerimizden öncelikle başlamak üzere genel olarak planlıyoruz. Bunun yönetmeliği yayınlandı. Önümüzdeki süreçte de nerede nasıl başlayacağımızı zaten duyurusunu yaparak başlatmış olacağız. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet. E-reçete sistemine 5 direklendirildiğinde ilgili bazı açıklamalarınız oldu ama siyasi tartışmalar da sürdü. E-reçete ile ilgili konu şu. TC vatandaşı olan, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hiçbir kimseye Türkçe dışında reçete yazılımı söz konusu değildir. Altını özellikle çiziyorum. Yapılmak istenen, özellikle Türkiye her geçen gün sağlık turizminin üssü olmaya, önemli 3 ülkeden biri olmaya doğru hızla ilerliyor. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçetenin anlaşılır olmasını sağlamak için yapılan bir düzenlemedir. Bu var olan yaklaşımı biraz daha geniş tutarak hizmetin geldiği noktayı göstermek için önemlidir. Birileri bir yerlere çekmek istiyor. Varsın nereye çekerlerse çeksinler. Hakikat bundan öte değildir. Teşekkür ediyorum. Evet. Son günlerde özellikle estetik operasyonlarla ilgili merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde yapılan, kendini doktor olarak tanıtıp bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Özellikle sağlık turizmi açısından da, algımız açısından da son derece önemli. Çok yakın takipteyiz. Buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. Bu anlamda yapılabilir en ufak bir yanlışın veya hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konması durumunda affetmeyeceğimizi buradan ilan etmek istiyorum. Ve arkadaşlarımız da sahadalar, yer yer baskınların olabileceğini de bilsinler. Her an birçok kuruluşumuzu denetliyor olacağımızı buradan söylemek istiyorum. Bunu asla affetmiyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, 2 tane sorun olacak. 2 bitiyor. Namaz başladı herhalde. Ben İzmir ve Adana kadar terörist temsilcisiyim. Geçenlerde ben Avrupa'daydım. Koronavirüste göstermiş olduğunuz büyük çaba ve bu çalışmalar